Beni mi arıyorsun delikanlı? Çabuk söyle, beni takip etmeni sana kim emretti? Şeker Ahmet! Ne istiyormuş benden? Bizim müşterileri araklayıp kendi malını onlara sürüyormuşsun. Eğer buna devam edersen hakkında iyi olmayacağını söyledi. O salak patronuna söyle, çingar istiyorsa hazırım. Keyfim nasıl isterse öyle hareket ederim. Ondan emir alacak kadar ufaklık değilim. Araba geliyor çocuklar, tüyelim. Bu ders ona yeter. Beyefendi! Beyefendi! Beni işitiyor musunuz? Nasılsınız? Yaralı filan değilsiniz ya! Biraz gayret ederseniz, size yardım edebilirim! Kalkabilecek misiniz? Sizi en yakın hastaneye götüreyim! Lokman hekimin şifa perisi! Rica ederim, kalkın! Yardımınızla semalara bile uçabilirim! Farların ışığında 3-4 gölgenin kaçıştığını gördüm. Bari adamları tanıyabildiniz mi? İsterseniz sizi hastaneye bıraktıktan sonra polise haber vereyim. Yo, zahmet etmeyin Meleğim. Efendim? İsmim Semra'dır. Buyurun. Siz beni kurtaran bir meleksiniz. Sihirli gözleriniz Erol Kulnus'a bir anda sırabını unutturdu. Çok cüretkarsınız! Adeta insanı şaşırtıyorsunuz! Hiç sizin gibi bir erkekle tanışmamıştım! İltifat ediyorsunuz! Şükran borcuma bir yenisini daha ilave etmeme müsaade ederseniz... ...şurada sizinle birer kadeh içelim! Hastaneden ziyade sert bir içkiyle daha çabuk kendime gelirim! Peki, kabul! Fakat yalnız bir kadeh ve 5 dakika! Size minnettarım! Şöyle geçelim. Ne emredersiniz efendim? Ne içeceksiniz? Cin. Bir cin bir de vodka pis. Başla. Mukavemet edilmez bir kadınsınız. Beni o kadar güzel mi buluyorsunuz? Siz hayal kadar güzel, alev gibi yaksınız. 5 dakika doldu herhalde. İçkiye teşekkürler, Allah'a ısmarladık. Yok canım, hemen gitmeyin, daha içkiniz de bitmedi. Anlaşmamız da bitecek diye bir şart yoktu. Öyle ama size layıkıyla teşekkür bile edemedim. Hayatımı kurtardınız. Henüz minnettarlık hislerimi anlatmaya bile fırsat bulamadım. Başka zaman. Tekrar görüşecek miyiz? Asla.
yapmamalıydı. Hala çalışıyor musun kızım? Hı-hı. Kusura bakma ama anneciğim, ne zaman çalışmaya başlasam mutlaka beni meşgul eder. Yarınki imtihana hazırlanıyorum. Görüyorsun işte, ne diye kafamı karıştırıyorsun? Kızma yavrucuğum. Seninle biraz konuşmak istemiştim. Bu yakınlarda birbirimize adeta dargın gibiyiz. Anlayamadım, ne dargını? Hep benden kaçar gibi bir halim var. Sanki benimle konuşmak istemiyormuş gibi davranıyorsun. Ne münasebet anneciğim, sana öyle geliyor. Çocuklar gibi dizinin dibinde dolaşıp gevezelik edecek değilim ya. Üstelik kendime göre düşüncelerim, sıkıntılarım. Hülasa benim de bir dünyam var. Bunu hoş görmek lazım. Yalan mı anne? Bilmem. Belki haklısın. Haklıyım tabii. Seni anlıyorum. İşsizlikten sıkılıyorsun. Kendini avutmak için arkadaş arıyorsun. Bir çalışmayı denesene. Babamla konuş. Belki büroda sana bir iş verir. Ticaretten anlamam ki. Acaba baban geldi mi? Bilmem. Görünmedi. Belki de odasında çalışıyordur. Ne olur anneciğim, biraz da ondan dertleş de ben de şu çalışmamı tamamlayayım. Peki kızım. Evet, böylesi daha iyi. Ya olmazsa? Ama niye olmasın? Daha çok işin var mı Zeki? Ha? Evet, böylesi daha iyi. Ah, merhaba Semra. Çok karışık bir iş. Fabrika yerine imalathane kurulsa 5 senede amorti ediliyor. Randıman %65 Türkiye ihtiyacına cevap veriyor. Neler söylüyorsun kuzum, hiçbir şey anlamıyorum. Ah, sen burada mıydın? Bir arzun mu var? Evet, senden konuşmak istiyorum ama böyle saçma sapan değil. Peki peki karıcığım, çalışıyorum da. Paran mı bitti? Hayır. Peki ne istiyorsun? İşimi bugün halledip yarına karar vermek mecburiyetindeyim. Affedersin karıcığım, beni anlıyorsun değil mi? Eğer paran bittiyse... Çıldıracağım Zeki, benimle böyle konuşma. Görüyorum ki Semra'cığım çok asabisin. Ne yapmamı istiyorsun? Çık yukarı giyin! Beni gezmeye götür, içki içmek, dans etmek, delice eğlenmek istiyorum. Oh tamam! Buradaki işleri kim yapacak? Bütün hafta çalıştığın yetmiyor mu? Hiç değilse pazar günü istirahat et. Bizimle konuş, eğlen. Olmayacak şeylerle kafanı yorma güzelim. Ben iş adamıyım. Daha yapılacak o kadar çok işim var ki. Hele demin üzerinde çalıştığım fabrika işi. Bırak Semra! Beni fazla meşgul etme de şu işimi bitireyim. Talihsiz kadın, milyonlar saadet getirmiyor. 16 senelik evlilik hayatı yalnızlıkla geçen bu güzel, iffetli kadına kocasının gösterdiği ihmal ve alakasızlık, onun temiz ruhunda telafisi imkansız derin bir nevmidi yaratmıştı. Teşekkür ederim anneciğim. Ben terzideyim, imtihanın neticesini telefonla bildir. Peki anne. Şükür çabuk döndünüz. Ne arıyorsunuz burada? Sizi bekliyorum. Bir isteğiniz mi var? Evet, o günkü vakadan sonra doktor hava almaya ihtiyacım var dedi. Arabanızla belki beni biraz dolaştırırsınız diye düşündüm de. Ya, öyle mi? Doktorunuz çok akıllıymış. Hem akıllı hem de zevk sahibidir. Semra, cüretkar takipleriyle kendisini bizar eden bu adama bir kavga sonu ettiği yardıma 1000 kere pişman olmuştu. Kırık ve huzursuz hayatının buhranı içinde, o zaman yalnız 5 dakika arkadaşlığını kabul ettiği Erol'un hakiki hüviyetini bilmiş olsaydı, bu seferki davetini asla kabul etmezdi. Söylesenize. Niçin takip ediyorum ha? Evet. Öyleyse benden günah gitti.
Ben ölmüş bir adamdım Semra Hanım. Cehennemde zebani beklerken bir huri kızıyla karşılaşıverdim cennette. Huri'yi cennetten kovdurup Adem babamızın intikamını almak istiyorum. Şerefe. Mesut musun Lale? Hem de nasıl, bir kelebek gibi kanatlanıp uçacağım geliyor. Beni seviyor musun İbrahim? Evet Lale. Seni hayatımdan da fazla seviyorum Lale. Babama senden bahsettim. Ailemle seni tanıştırmak istiyorum. Babanın bizi kabul edecek vakti var mı ki? İyi. Biz de ona emri vaki yaparız. Tatlıdır gerçek hele çılgınca sevmek. Sevmek ne tatlıdır gerçek hele çılgınca sevmek. Bahtiyardır sevenler pek sevmek, sevmek, sevmek. Ne güzel candan sevişmek. Sevmek. 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 Sevmek ne tatlıdır gerçek candan sevişmek. İşte en taze çiçekler açıldı, seni bekler. Uçuşa dursun kelebekler etrafımı da. Bütün ısrarlarına rağmen mukavemet eden Semra'yı elde etmek için her çareye başvuruyordu. Barlara, eğlence yerlerine götürerek tatlı sözler, hikayeler ve esprilerle onu her an kendine daha fazla bağlamaya çalışıyordu. Semra, senelerce hasretini çektiği bu eğlence alemine kendini bir çocuk şuursuzluğuyla kaptırmış, sürüklendiği uçurumun farkına varamıyordu. Misafir geldin sevgilim. Ero. Efendim? Beni seviyor musun? Hem de ne kadar. Of, öyle başım dönüyor ki. Semra. Elbiselerinle rahatsız oluyorsun. İstersen çıkar. Ay. Hadi canım, soyunmana yardım edeyim. İster misin? Dur sana radyoyu açayım. Uzan şuraya. Sana içki getireyim. Kızın şerefine.
oldu? Yağmur yağacak galiba. Şimşek çaktı. Söyle Semra, beni seviyor musun? Bilmem. Belki hoşlanıyorum. Eğlenmesini bilen erkeksin. Sevmesini de biliyorsun. Öyle mi? Sevgilim. Ne var? Sizi telefondan istiyorlar hanımefendi, bir de mektup var. Kimmiş? Gene aynı beyefendi. Yok diyemedin mi? Söyledim efendim, fakat ısrar ediyor. Sizin için çok mühimmiş. Fişi tak. Alo? Bu sizin yaptığınız! Emniyet tedbiri. Yalan mı? O geceden beri gözükmedin. 4 gündür seni bekliyorum. Telefonlarıma cevap vermiyorsun. İstersen bu resimle sana şantaj bile yapabilirim. Şunu bil ki sadece seni seviyorum. Senden vazgeçmeyeyim. Huyum kurusun, eğer bir şeyi çok arzu etmişsem sahip olmadan peşini bırakmam. Ne çabuk unuttum. Yaşadığın o monoton hayattan şikayet ettiğin gece seni kurtarmam için söz vermiştim. Ben sözümü tutan bir insanım. Erol Bey, rica ederim, unutun bunları. Ben o gece sarhoşlukla saçmalamışım. Asla seni bırakmayacağım. Sen benim aradığım kadınsın. Bugün saat 3'te seni evde bekliyorum. Eğer gelmezsen kocana resmi verir, seni rezil ederim. Alo, alo! Kapamış. Merhaba Erol. Merhaba, tamam mı? Tamam. Gel. Otur. Malı nerede teslim edeceksin? Bu gece saat 2'de Bağcı Ali Sokak Nur Apartmanı'nın kapısının altındaki kırık parkenin altında, malı oradan alırsın. 1500, sen 1600, gelmeyecek misin? Hayır, 1700, 2000. Şimdi 40 kirişi bakalım. Para tamam. Mal şimdiden orada. Siz el ayak çekildikten sonra gidip alın. Çok ihtiyatlısın. Öyle olmak lazım. Hadi eyvallah. Tazele şunu abla. Haberin var mı? Şeker Ahmet'in kuyruğu inmiş. Polis peşindeymiş. Akşama sabaha kalmaz enselenir. Güzel. Piyasa bizim desene. Bu haberin için iç bir kadeh benden. Eyvallah. Meleksiz cennet olmuyor güzelim, buyur. Sana sadece şunu söyleyeyim. İçeride daha rahat konuşuruz, gel. Erol, sana şunu söylemeye geldim. Oturmaz mısın? Erol Bey, ben hayatın monotonisinden sıkılıp ufak bir macera yaşamak istedim. Fakat beceremedim. Şimdi anlıyorum ki bu benim yapabileceğim şey değil. Sen yakışıklı ve beğenilen bir erkeksin. Ama ben evliyim, buna hakkım yok benim. Şimdi de sen beni dinle yavrum. Seni yolumun üzerine çıkaran bir tesadüftür. Ona minnettarım. Tam benim sevebileceğim bir kadınsın. Ben beğendiğim şeyleri hayatın bağısına da olsa elde etmesini seven bir insanım. Ülhasa seni beğendim. Benim olmanı istiyorum. Buna hiç de mani olamayacaktır. Hatta sen bile. Oo, siz ha? Senden çok mühim şeyler konuşmaya geldik Erol. Yalnız pek... burada konuşulacak şeyler değil.
Bir saat sonra gelin. İmkansız Erol, Şekerhamid'i 10 dakika evvel polisler enseledi. Ya! Ne diye buraya geldiniz, sersem herifler, benim de mi başımı yakmak istiyorsunuz, defolun! Abi! Henüz bizi takip eden kimse yok. Eldeki malları sana devretmeyi düşünüyorduk. Vakit yok, anlıyorsun değil mi? Girin içeri. Kapıda konuştuklarınızı duydum. Demek sen bir zehir kaçakçısısın. İnkar edecek değilim. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Beni 5 dakika burada bekle, şu işi halledeyim, sonra seninle konuşur, aramızdaki meseleyi hallederiz. Şunu unutma! Elimdeki o resimlerle istediğim zaman seni kocandan ayırabilirim. Hatta inat edersen, daha ileride giderim. Alçak! Sen dünyanın en adi insanıymışsın! Şimdiye kadar hiçbir kadın benden bu şekilde konuşmamıştır. Sakın bir daha deme, fena olur. Ben şimdi geliyorum, bekle. Abi, elimizde 4 kilo katkısı var. Bunları sana devredip ortadan sıra kadem basacağız. Bir tırnak kokla, peygamber tavuğu gibi uyumasan para istemez. Ver şu numuneyi, bu gece tecrübe edelim. 4 kiloya ne vereceğiz? 20.000 sermayesi var. Ama sen 10.000 ver olur. Ulan Şekerhamid'in malını yediniz, şimdi bana dümen mi koşuyorsunuz? Basın bakalım! Polis peşimizde abi, vaziyetimiz çok tehlikeli. Ne düşünürsen öyle yapalım. İkinize 5.000 verir, ortalık üzerine kadar sizi çiftliğimde saklarım. Sonra da benim işlerimde çalışırsınız, tamam mı? Peki abi! Olmaz demedik mi? Aman yarabbim! Meğer ben bir zehir kaçakçısı, bir cemiyet düşmanının tuzağına düşmüşüm. İşlediğim bu hatayı şimdi nasıl tamir edeceğim? Sen bana yardım et, bu işin içinden sıyrılayım Allah'ım! Kaçakçılık, şantaj, cinayet gibi kanun dışı iğrenç hareketlerin... ...iğrenç batağında boğulmak ve zavallılık! Sakin olun! Şoför! Çabuk en yakın hastaneye, bak! Siz gördünüz efendim, benim hiçbir suçum yok. Malum malum, hanımefendi kriz geçiriyor, çabuk çek! Hayır, hiçbir şeyim yok. Yardımınıza teşekkür ederim beyefendi. Fakat hanımefendi, siz farkında değilsiniz biraz evvelki haliniz. Artık hiçbir şeyim kalmadı. Müsaade edin de evime gideyim nasıl efendim. Nasıl isterseniz. Oh. Hanımefendi, görüyorum ki asabınız çok bozuk. Oh. Ne olur gidelim. Keşke beni kurtarmasaydınız. Biraz deniz havası sinirlerinizi teskin eder, ne dersiniz? İlle bana yardım etmek istiyorsanız peki. Güzel, Dolmabahçe'ye. Benim sevgilim yârim, ah güzel ıstahım. Benim sevgilim yârim.
nedir bilir misiniz İbrahim Bey? Etrafınızda dolaşan bütün yakınlarınıza rağmen yalnızsınız. Sizi tamamıyla anlıyorum hanımefendi. Sizin doktordan çok iyi bir arkadaşa ihtiyacınız var. Eğer arzu ederseniz, bu arkadaş ben olabilirim. Çok iyi kalplisiniz İbrahim Bey. Merhaba Pamela. Hello darling. Seni beklettim sevgilim. Bu kadar da geç kalmak olur mu ya? Bu akşam beni almaya gel gazinoya. Çok işim var yavrum, kusura bakma, bu akşam gelip seni alamayacağım. Söyle, seviyor musun beni? Tabii. Şimdiye kadar hiçbir kadını seni sevdiğim kadar sevmemiştim. Öyle ama hiç atmıyorsun. Yeni dansımı görmeyeceksin öyle mi? Hayır sevgilim, ne yazık ki göremeyeceğim. Beni öp. Hadi bakalım Bambi. Ne o, nazlanıyor musun? Bay bay Erol. Önce Semra'yı bekledi. Telefonlar, haber yollamalar hep neticesiz kaldı. Bilhassa son günlerde peyda olan ses sanatkarı bu genç onu çileden çıkarmıştı. Artık Semra'nın geri dönmeyeceğine tamamen kanaat getirdi. Bu suretle kirli maksatlarına engel olan bu gence karşı muazzam bir kin beslemeye başladı. Şimdi onların beraber gezmelerini yakından takip etmeyi ihmal etmiyor ve bir komplo hazırlayıp her ikisini birden mahvetmek için müsait bir fırsat kolluyor. Sırf temiz ve asilane bir arkadaş ruhiyle elini uzatan bu gencin ve ancak onun dostça tesellisiyle hayatta kalabilen Semra'nın üstüne Erol, menhus ruhunun bütün ağırlığı ile bir kabus gibi çöküyordu. Dikkatle bakıyorsun Lale. Sen de bugünlerde bir fevkaladelik var anne. O kadar neşeli, o kadar canlısın ki bilsen ne kadar memnunum. Ya öyle mi? Hakkım değil mi yavrum? Senin gibi güzel bir kızım var. Hamdolsun saatimiz de yerinde. Allah'a şükürler olsun.
Benim canım anneciğim. Konser hazırlıkların nasıl gidiyor? Oh, fevkalade! Ah, iyi ki aklıma getirdiniz. Müsaade ederseniz konservatuvar arkadaşlarımın konserini dinleyelim, olmaz mı? Dans müziği saatimiz sona erdi. Burası İstanbul Radyosu. Sayın dinleyiciler, şimdi İbrahim Solmaz konserini dinleyeceksiniz. Kendisine refakat edenler, İsmail Şençalar, Hüseyin Coşkuner, Naci Tektel, Metin Bükey, Mustafa Kandıralı ve konservatuvar korosu. İlk dinleyeceğiniz eser, Kadri Şençalar'ın Nihavend şarkısı. Göklerle denizler bana şefkatle sarıldı. Okuduğum şarkıyı dinledin değil mi? Bırak bunları, şimdi sana sorduğum suale cevap ver. Bütün arkadaşlar benden alay ediyor. Ne olur Lale, bir müddet daha sabret. Bensiz yaşayamayacağını zannediyor. Yegane tesellisi benim. Onu hayata bağlayan benim arkadaşlığım. Bu teselliden mahrum kalırsa yıkılacağını zannediyorum. Sana inanmıyorum. Eğer beni sevmiş olsaydın, beni kaybetmekten korkardın. Ne kadar çocukça düşünüyorsun Lale. Seni hiç sevmez olur muyum? Bu kadın bizi ayıracak İbrahim. Sen onu seviyorsun. Aramızda böyle bir şey yok. Sevmiyorum onu. Seviyorsun. O ahlaksız kadın seni büyülemiş. Sana evleneceğin kıza bile yalan söyletecek kadar büyülemiş seni. Söyle, onda ne buluyorsun? Onu bana nasıl tercih edebilirsin? Aramızda böyle bir şey yok. Biraz iyileşmesini bekliyorum. İlk fırsatta söz veriyorum sizi tanıştırayım. Demek beni onunla tanıştıracağına söz veriyorsun. Evet. Ne zaman? İstediğiniz malzeme hazır. Şoför beni sahilde elbiselerimle beklesin. Hadi bas.
Sen şimdi arabanla çaktırmadan sahil boyu onları takip edecek, vaziyeti derhal bana bildireceksin, anlaşıldı patron, mı? Patron, peki. Bugün vazgeçsek olmaz mı İbrahim Bey? Çok mühim bir işim vardı. Çabuk döneriz. Sizden mühim bir şey konuşmak, fikrinizi almak için yalnız kalmamız lazım. Miss Pamela işi azıtıp ileri geri konuşmaya başladı. Bu işi hallettikten sonra onu da susturmalıyız. Merak etme patron, onu da hallederiz. Zannedersem bu esrarengiz konuşmaya başlayabiliriz. Evet. Bakın Semra Hanım, bir müddet evvel başlayan arkadaşlığımız tabiatıyla bazı yakınlarımızı üzmüş olabilir. Beni çok sevdiğine inandığım bir genç kız var ki, bilhassa bu hadise onun üzerinde çok büyük bir tesir yaptı. Kanaatlerinde aldandığını ispat etmem için sizinle tanıştırmaya söz verdim. Çok mu seviyorsunuz o kızı? Evet. Niye durdun? Motor yanıyor. Benzin deposu ateş almadan motoru terk edelim. Aman Allah'ım! Ne yapacağız İbrahim? Denize atlamaktan başka çare yok. Sahile kadar yüzebilir misin? Evet. Çabuk atla! Ne oldu? Muvaffak olamadık, denize atlayıp kurtuldular. Sen Pamela'nın peşini takip et, ben bu işi halletmesini bilirim. Patron, bizim taksiye biniyorlar. Güzel. Buyurun, sizi istediğiniz yere götüreyim. Sağ ol kardeşim. Pijama getireyim. Buyurun, üstünüzü değişin, elbisenizi ütüyle kurutun. Teşekkür ederim. Buyurun. Şerefinizi lekeleyip bir skandala sebebiyet vermek istemiyorsanız dinleyin. Karınız hiç utanmıyor beyefendi. Sevgilimi elimden aldığı yetişmiyormuş gibi
Herkesin gözü önünde, onun evine gidip gece yarılana kadar kalıyor. Bunu mahallenin nasıl karşılayacağını tahmin edersiniz tabii. Dedikodu ayyuka çıktı. Neler söylüyorsunuz hanımefendi, benim karım mı? Aman efendim, bir yanlışlık olacak. Rica ederim beyefendi, hemen şimdi vereceğim adrese giderseniz karınızı çırpçıplak yakalarsınız. Rumeli Hisarı, Rıhtım Caddesi 38 numara. İhtiyar kömürü yuttu, neredeyse ateş püskürmeye başlar. Şimdi ne olacak? Şimdi de kızına telefon edeceksin. Hı. Dur, dur! Ben telefon edeyim. Hı. Alo? Evet, benim. Nasıl? Ama nasıl olur? Ya, peki! Şimdi gidiyorum. Motorun nasıl tutuştuğuna bir türlü aklım ermedi. Benim de. Hayret edilecek şey. Allah Allah, kim acaba? Ya, demek böyle. Siz kimsiniz beyefendi? Mektesinizin kocası. Lale! Demek annemdi! Lale! Lale! Bırak beni! Dur! Beni dinle delikanlı! Bu işin polise, mahkemeye aksetmesini istemiyorum. Zeki! Rica ederim birden hüküm verme! Vaziyet aleyhime gözüküyorsa da hiçbir suçum yok. Belli, belli! Söylemene lüzum yok! Bugünden itibaren eve gelmeyeceksin! Boşanma için mahkemeye müracaat edeceğim! Geçimsizliği sebep olarak göstereceğiz! Gazetelerin diline aile şerefi kirlenmiş bir adam olarak düşmek istiyorum! Aman beyefendi! Susun! Daha konuşmam bitmedi! Bu işi mümkün mertebe sessiz sedasız bitireceğiz! Allah cezanı versin! Sonunda beni rezil ettin! Bunca işlerimin arasında bir de bundan mı uğraşacaktım? Evet, tembih edeceğim! Sakın gelmeye kalkma! Zeki! Zeki! İnan bana, vallahi suçsuzum! Durun biraz beyefendi! Biraz da beni dinleyin! Bizim bu hadisede hiçbir suçumuz yok! Bir deniz kazası geçirdiğimiz için bizi böyle... Çekil olan yaban ördeği! Lanet olsun size! Ahlak düşkünleri! Ne haliniz varsa görün! Demek bu oyunda sende var! Siz kim oluyorsunuz, evimde ne arıyorsunuz? Sus be saksağın, kulağımın dibinde baklayıp durma! Hadi çabuk giyin, buradan tüyeceğiz. Kulağım duymuyor galiba, kalksana! Bırak beni haydut, defol buradan! Çabuk giyin! Ona ne yaptın? Hiçbir şey! Biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı da, bir saat sonra ayılır. Hadi durma! Yürü! Yok! Beni nereye götürüyorsun? Bizim eve! Artık oradan bir yere ayrılamayacaksın! Hadi, hadi çabuk ol! Doğru söylememiş miyim? Sana sonunda... benim olacaksın demiştim! Nasıl? Öyleyse bütün bunları sen hazırladın! Tabii! Alçak! Sen tehlikeli bir oyun oynuyorsun! Bir gün bu yaptığın iş sana çok pahalıya mal olacak!
Uyuyor musun? Mahalle bir çocuğu. Uyu da büyü oğlum. Lale! Biraz gelir misin? Ayşe! Ayşe, evin önündeki adama git, burada dolaşmaktan vazgeçmezse polise haber vereceğimizi söyle. Ben korkarım hanımcığım, bahçıvana söyledi. Peki, nasıl istersen öyle yap, çabuk! Küçük hanım çok kızgın, buradan gidersen iyi edersin delikanlı. İçme bu kadar dedim. Gene Oğuz Cübbe şarkıcıyı mı düşünüyorsun? Söyle! Cevap versene! Bir sual sorulunca cevap verilir. Tırtıl! Buyur patron. Ben dışarı çıkıyorum. Bu kadına iyi bak. Eğer bunu dönüşümde burada görmezsem, sen de kendini dünyada yaşarken zor görürsün. Merak etme abi. Çok enayi bir karısın be abla. Erol gibi birisi seni seviyor da buna boş veriyorsun. Senin yerinde olmaya kaç karı can atıyor. Ya abla, sen burada oturmuş, hala mırın kırın edip duruyorsun, oldu mu bu ya? İbrahim, nedir senin bu dalgınlığın yavrum? Ne oldu, bir şey mi var? Yok ama pek süngüsü düşmüş gibisin. Yok canım, sana öyle gelmiş olacak. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Yeni sevgilisi öyle mi? Erol da bu evde bana ait. Defol buradan! İşitmedin mi? Defol diyorum! Defol! Oh. Ne arıyorsun burada? Sana kaç defa bu eve gelme demedim mi? Niye geliyorsun? İstemiyorum! Yapma Erol! Hayatımı, istikbalimi uğruna feda ettim! İstemiyorum dedik ya! En kirli işlerine alet oldum! Böyle bir kadın için beni nasıl terk edersin? Ya! Demek böyle Erol! Sana öyle bir ders vereceğim ki ömrün oldukça... bunu unutamayasın! Pılını pırtını al da bas bakalım buradan! O ağızları çok dinledik biz kızım! Ben seni susturmasını da bilirim! Görüşürüz! İşte
İşimizi çabuk bitirip gece yarısından evvel Pamela'nın da hesabını görmeliyiz. İçime öyle doğuyor ki Şeker Ahmet gibi yakında patronu da enseleyecekler. Kötülük yapan muhakkak bir gün cezasını çeker. Kes sesini, ulan sırası mı şimdi? Öyle deme delikanlıya, yazık oldu. Hangi delikanlıdan bahsediyorsun? Anlamamazlıktan gelme. Dün gece işlenen cinayetten şu
Ses sanatkar İbrahim. Belki de bu cinayeti patron yapmıştır. Korkma moruk. Elif'e bir şey olmamış. Elifçioğlu yedi canlı birader, yalnız işittiğime göre göz damarları kopmuş, kör olmuş. Ama şimdi bunları düşünecek zaman mı? Bayanlar, baylar, İstanbul'a Çebişkesek'ten misafir gelen iki vatandaşımızın aldıkları yiyecekler ve eşyalar hakkında yaptıkları nihavet makamındaki besteyi takdim ediyoruz. Ekmek aldım fırından. Şimdi Miss Pamela'yı sizlere takdim ediyoruz. Edemeyeceğim, muhakkak ona ele vereceğim. Kâfi, yeter artık! Sen sinirlisin bugün biraz, üzülme, her yo, şey geçer. Yok, bana yaptığını unutamam. Ondan intikamımı alacağım, muhakkak! Üzülme, hayatta her şey olur. Üzülmekte ne mana var? Boş ver bunlara şimdi! Hiç unutma, öfke iyi bir şey değildir.
Sonra bir gün pişman olabilirsin. Son pişmanlık da fayda vermez. Çok rica ederim, benim işlerime karışma. Yeter çektiklerim şimdiye kadar. Beni pis işlerine alet etti. Üstelik de ihanet. Yok, yapamam. Hayır. Ben gidiyorum. Müdürlüğünü rica ediyorum. Vereceğiniz ders almaya geldim Miss Pamela. Şimdi organizatör Tico Fish de gelir. Sana bir konser tertip etmeyi çok arzu ediyor. Kırmayacağına kuvvetle eminim. O olacak. Buyurun. Merhaba. Merhaba efendim. Geçmiş olsun İbrahim Bey. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Rica ederim. Buyurun. Doğrusu geçen hadiselere çok üzüldüm. Dinleyicilerinizden, sizi sevenlerden binlerce mektup aldım. Sizi mutlaka görmek, sesinizi dinlemek istiyorlar. Bunun için de Şan Sineması'nda sizin için çok büyük bir konser hazırlamak istiyorum. Kabul ederseniz beni ve sizi sevenleri minnettar edersiniz. Bu kadar sevgiye layık mıyım? Aman efendim, daha fazlasına layıksınız. İnanın ki bütün hayranlarınız üzüntü ve merak içinde sizi bekliyorlar. Yapacağımız bir iki provayla hazırlığımız tamamlanır. Kabul mü? Pekala. Güzel, dakor. Müsaadenizle sonra görüşürüz. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Güle güle.
Dertli gönül hep seni sordu. Ölünceye kadar da soracak. Geçmiş olsun İbrahim Bey. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş. Sağ ol. Üzüntünü anlıyorum İbrahim Bey. Bugünler de geçecek. İnşallah bunları da unutacaksınız. Unutmak mı? Dostlarımı görmeden seslerini duymak ne büyük bir işkence bilseniz. Haklısın. Çekikte rahat ettiniz mi çocuklar? Sizi gören takip eden olmadı ya. Bırak be abi Allah aşkına. Çiftlik dediğin yerde yan gelip keyif çatacağımız umarken karşımıza eski işten daha surturlusu çıktı. O ne imalathane? Yarın gece mallarını teslim etmemizi istiyorlar. Ne dersin? Aman çocuklar çok dikkatli olalım. Polis en ufak bir şeyden şüphelenirse topumuzun hapı yuttuğunun resmidir. Şimdiye kadar şüphelendirmeden gemiyi yürüttük. Ama hiç bu kadar büyük bir işe de kalkışmamıştık. Abi, aramızda sabıkalı kimse yok. Doğru, alıcılar da şüpheli kimseler değil. Heriflerin cemazülevveline kadar her şeylerini araştırıp sorduk. Güzel. Ama buna rağmen polisten çekinmek lazım. Onlar uyur zannedersin, bir de bakarsın ki asıl uyuyan sensin. Kodeste uyumak da pek hoş olmasa gerek. Bu işi yaptıktan sonra bir müddet ortadan kaybolmalı. Onları sonra düşünürüz. Sen telefonda Semra'yı bekleyeceksin. Bu iş için Semra'yı kullanacağız. Bütün dalgayı biliyorum, ezberledim. Sabahtan andavallarla buluşup yemek sıkımlanacağım. Sonra da size telefon edip söylediğiniz yere herifleri getireceğim. Tamam mı? Tamam. Senden iftihar ediyorum Semra. Tam benim istediğim zehir gibi kadın oldun. Tıraşı kes be, anladık. Yalan kadınsın be Allah! Erol'un bitmek tükenmek bilmeyen ihtirasları Semra'yı çılgına döndürmüştü. Teşebbüsü hissedildiği takdirde %100 öldürüleceğine inandığı halde onu ihbara karar vermişti. Erol'un vaktiyle yanına taktığı tırtılı para karşılığı satın aldı ve cemiyet düşmanı bu adamı ele verdi. Semra sabahtan beri telefon etmedi. Gammazlık etmesin sakın, sen ne dersin? Olabilir, doğru abi. Sen ne dersin peki? Ayıp ettin abi, abla hepimizden sağlandı. Muvaffakiyetimize! Muvaffakiyetimize!
Hadi. Sen misin abla? Patron içeride seni bekliyor. Sen ve sen benim. Siz üçünüz öbür tarafta. Dün akşam Karakaş'ı posta etmişler, haberin var mı? Ama bombası bu işten patlamamış. Zinini vurmuş galiba, öyle işte. Tamam mı? Paralar verildi mi? Ablaya verdik. Tamam. Paralar bende. Gözünüzü açın. Etrafınıza dikkat edin çocuklar. Abi! Teslim olun! Etrafınız sarıldı! Size ne verdiler? Ah. Adresiniz? Çabuk hastaneye kaldırın. Baş! Kızıma! Adres? Haber verin. Güneş Sokak 27. Yürü! Gelinceye kadar sen başında bekle. Baş. Hadi arkadaşlar. Kurtulabilecek mi dersiniz doktor? Hiç zannetmiyorum. Kurşunlardan biri ciğere saplanmış. Tıbben yaşamasına imkan yok. Ama Allah'tan ümit kesilmez.
Yavaş. En ufak bir heyecan annenizin hayatına mal olabilir. Kızım benim. Bir tanecik yavrum. Yalvarırım ağlama. İbrahim'in bu felakette suçu yok. Çok yalnızdım. Sen de, baban da benimle alakadar olmuyordunuz. Para saadet getirmiyor. Şantajcılardan kaçarken beni otomobil altından kurtaran İbrahim, samimi bir arkadaş olarak bana elini uzatmıştı. Deniz kazası günü korunmak için onun evine gitmiştik. Hazırlanan tuzağa siz de düşürüldünüz. Zavallı İbrahim benim yüzümden gözlerini kaybetti. İbrahim'le aramızda şerefimizi kirletecek en küçük bir şey geçmedi. Bana söylemişti, inanmamıştım. İbrahim iyi kalpli çocuk. Hata etmişsin. Koş, hemen onu bul. Artık yaşamama imkan yok. Öleceğimi anlıyorum kızım. Anneciğim, neler söylüyorsun? Anneciğim! Koş! Gecikmeye gelmez. Seni görebilmesi için gözlerimi ona veriyorum. Durma yavrum, koş! Bu benim son arzumdur. Misteri ol anneciğim! Ne sevgilim kaldı, ne de yoldaşım, ne de yoldaşım. Ey felek derdi, kime yanayım, kime yanayım? Hayatım geçiyor zulmet içinde.
İbrahim, annem ölmek üzere, gözlerini sana vasiyet etti. Koş, çabuk ol! Hadi durma! Yalvarırım, koş! Gözlerini kurtarabilirim sonra! Deli misiniz? Konseri ne hale getirdiniz? Şöyle buyurun. Rica ederim, çekilin. Muhterem misafirlerimiz, bu olan hadise... Rica ederim, biraz beni dinleyin. Kızım? Konsere ben devam edeceğim. Olur mu canım? Rica ederim, çalın! Yerine getirerek sen vazifeni yaptın. O artık huzur içinde. Hemşire hanım. Nasılsınız İbrahim bey? Siz misiniz doktor bey? Evet yavrum, benim. Nasılsınız bugün bakayım? Nasıl mıyım doktor? Aylardan beri karanlık dehlizlerde yaşayan ölüden ne farkım var? İnanın bana doktor, eğer bu karanlık birkaç gün daha devam ederse muhakkak çıldıracağım. Kimseleri görmemek, hiçbir şeyi seçmemek... Sevdiklerini, onların tatlı bakışlarını... Güneşin mehtabı seyretmemek ne büyük azap Allah'ım! Ne acı şey bu! Merak etme, bugün her şeyi... ışığı, tabiatı ve sevgilini görecek... Onlara kavuşacaksın. Hiç üzülme yavrum. Sahi mi söylüyorsunuz doktor, her şeyi görebilecek miyim? Demek laleme kavuşacağım öyle mi? Onu görebileceğim değil mi? Tabii yavrum. Allah'ım, demek bugün görebileceğim öyle mi? Lalem'e bir an evvel kavuşmayı ne kadar istiyorum. O halde ne bekliyorsunuz? Çözün bu sargıları! Ne yapıyorsunuz İbrahim bey? Sakin olun! Çözün ki onun gelişini uzaklardan göreyim. Çözün onu kucaklamak için koşayım. Telaşlanmayın. Madem ki ona kavuşmak istiyorsunuz... ...ben de size yardım edeceğim. Thank you.
Görüyorum, Lale! İbrahim! Siz de mi buradasınız? Evet. Bütün sevdiklerim burada. Görmek ne güzel şey. Görmek, her şeyi görmek... ...sevdiklerine kavuşmak ne güzel. Geçmiş olsun yavrum. Teşekkür ederim efendim. Size borçluyum doktor. Bu minnet dolu borcu nasıl ödeyeyim? Geçmiş olsun İbrahim bey. Sadece tebessüm ederek. Baba... ...belki haksız olarak sarf ettiğim bu kelimeyi bana layık görmek istemezsin. Yo oğlum, devam et. Baba diye devam et. Hayatta sana ve ebediyen kaybettiğim Semra'ma karşı... ...işlediğim hatanın ıstırabını bütün hayatım boyunca çekeceğim. Devam et yavrum. Şu halde... ...bana bütün hayatım boyunca... ...tabiatın güzelliklerini... ...biricik sevgilimi görmek için verdiği... ...iki kıymetli hazinenin sahibi... ...o muazzez kadının mezarı önünde diz çökmeme müsaade edin. Evime gitmeden o mezar içinde... ...o toprağın altında çürüyen... ...ve zerreleri toprağa karışmakta olan kadının... ...mezar taşına yüz sürmeme müsaade edin. Gidelim İbrahim, durmadan, nefes almadan gidelim. Çünkü ben de babam kadar ani bir kararla... ...hem annemi hem de seni incittim. Gidelim baba. Annemin yattığı, ebediyen yattığı yerin önüne gidelim. Orada diz çöküp ondan af dileyelim. Gidelim yavrularım.